Arkadaşlar bugün de benim Crescent kartına biraz değişim atacağız. Elimde baya bir kart birikti. Artık değişim atabiliriz diye düşünüyorum. bildiğiniz üzere arkadaşlar benim kart etkilerim hala çok iyi durumda değil. %11 kadar bir delmem var ve tabi saldırımın falan da biraz artması gerekiyor. Şu Black Panther kartını uzun zamandır değiştirmek istiyordum ama bir türlü Luna kartı gelmediği için elime maalesef Crescent kartı takacağım. Aslında Crescent kartı da güzel bir kart. Yani Luna'dan sonra en iyi ikinci alternatifim diyebilirim. Ee, ama arkadaşlar Luna'yı tabii ki tercih ederdim çünkü Luna'da çift saldırı vardı ama Dediğim gibi e, bu durumda yani Luna gelmediği için uzun zamandır gelmiyor arkadaşlar yani kaç yıldır oyunu oynuyorum bir türlü gelmiyor Yani artık ben de ümidi kestim o yüzden de biraz Crescent kartına değişim atacağız bakacağız bu kartı adam edebilecek miyim Şimdi arkadaşlar e, bu kartta hedeflediğim şey 6 ya da 7. seviye olması ve e, Rastgele seçeneklerden en az ikisinin oldukça iyi özellikler gelmesi. Şöyle baktığımız zaman hangi e, iyi özellikler gelebilir diye bir bakalım. Mesela en alt seçenekten arkadaşlar fiziksel saldırı ya da enerji saldırısı çok iyi olur. İkinci seçenekten kritik oranı ya da kritik hasarı tercih edin ve ilk seçenekten de e, evet ilk ilk seçenek aslında çok da önemli değil. Çünkü saldırı hızım da yeterince var, savunma yok saymam da yeterince var. Yani belki saldırılı savunma yok sayma olabilir ama ikisine de ihtiyacım yok. Belki ileride ihtiyacım olabilir diye bir şey yapabilirim. Hani buradan bir savunma yok sayma falan gelebilir ama özellikle ikinci, üçüncü seçenekten iyi bir şeyler getirmeyi ümit ediyorum. Üçüncü seçenekten kesinlikle saldırı gelecek. İkiden de ne demiştik? Kritik oranda kritik hasar. Bakalım. Umarım getirebiliriz. Şimdi arkadaşlar şöyle birleştir diyeceğim. Evet şuradan baya bir değişim açacağım. Şimdi, elime zaten e, 111 kadar şu normal şeyden var. Çevirdiğim karttan var. Şunları ilk olarak şu çevirmedi, çevirmediğim kartları kullanacağım. Daha sonra diğerlerine geçeceğim. Şöyle başlayalım bakalım adam akıllı bir şeyler getirebilecek miyim? Arkadaşlar 4 yani 5 seviye altına hiç bakmayacağım bile. Evet 5'e bakabilirim ama savunma yok. Yok alttan dediğim gibi saldırı gelecek arkadaşlar. Öbür türlüsünü kabul etmiyorum. Yani umarım elimde bir 30 30 kadar kart kalır. Ee, en azından şu yıldızlarını falan da açabilirim bittiği zaman işim. Tabi baktığınız hiç gelmez özellik o da olabilir ama göreceğiz. Bakalım adama akıllı bir şey getirebilecek miyim? Yani arkadaşlar bu e, kartlara değişim atmam da bir yandan belki size de ilham olur. Oo çok iyi geldi. Ama saldırı yok ya. İkinci özellik de güzel geldi arkadaşlar. Aslında birincisi de güzel geldi. Üçüncüsünden saldırı gelseydi bunu kesin tutardım ama. Her neyse mecburen değişime devam edeceğiz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar hani bu değişim mevzusu belki size de biraz e, fikir verebilir. Kartlarınıza nasıl değişim atacağınız konusunda. Hani benim tavsiyem bir yandan da şu olur. E, ben arkadaşlar e, kartlarınızda 5 seviyeden aşağı bir kart yani e, takmanızı tavsiye etmem pek. Eğer düşük seviyeli bir oyuncuysanız o zaman 4'ten aşağı takmanızı tavsiye etmem. Ama yok biraz ilerlediyseniz oyunda işte ortalama bir seviyedeyseniz ya da daha ilerideyseniz o zaman o zaman 5 seviyeden aşağısı sizi çok kurtarmayacak diye düşünüyorum. 6 seviye geldi. Evet o güzel geldi ya. Yani arkadaşlar bu kadar çabuk almayı beklemiyordum. Saldırı geldi. Saldırı çok güzel. Kritik hasar baya güzel ve saldırı hızı yani savunma yok sayma da olabilirdi. Saldırı hızını aç şey açıkçası dediğim gibi pek ihtiyacım yok. Hatta hiç ihtiyacım yok ama ama gene baktığınız ileride saldırı hızın düşer falan aslında bu iyi oldu diyebilirim. Şimdi şöyle bir bakalım Black Panther kartına. Ben bunu çıkardığımda ne kaybedeceğim diye kritik hasar kaybedecekmişim. O yüzden de arkadaşlar buradan kritik hasar gelmesi çok güzel oldu. Ee, bunun dışında bakalım alt seçeneklerden başka ne kaybedeceğiz? Tüm temel saldırıları kaybedeceğiz. Bu biraz kötü oluyor. Onun yerine enerji saldırım var. Yani fiziksel saldırıda biraz eksiklik çekeceğim belli ki. Ee, bunun dışında şöyle bakıyorum. Yani rastgele seçenekler aşağı yukarı bu kadar. Sabit seçeneklere bakalım. Savunma yok sayma kaybedecekmişim bekleme süresi ve fiziksel saldırı. Evet e, fiziksel saldırı yerine tüm temel saldırı geliyor. Güzel bu biraz e, daha iyi olacak o açıdan. Onun dışında bekleme süresi kaybedeceğim. Bekleme süresinde eksiklik yaşar mıyım ona bir bakmam lazım. Kart etkilerini gör kısmında. Bekleme sürem o bekleme sürem arkadaşlar tam ideal değerlerde. %35 tam olarak bekleme süresinin ideal değeri diyebilirim. %35 yaparsanız pek çok kartlarda fulllemenize gerek kalmaz. Benimki de ideal değerlerde bekleme sürem evet biraz problem yaratabilir. O yüzden de bir iki karttan yani en az bir karttan bekleme süresi getirmem lazım. Burada bekleme süresi yok, öyle bir problem olacak. Bunun dışında ne gibi bir problem olabilir diye bakalım. Savunma yok saymamda düşüş olacak. Bu kartta savunma yok sayma yanılmıyorsam yok. Şimdi arkadaşlar savunma yok say için konuşayım biraz da. Benim %54.5 buçuk savunma yok saymam varmış. Aslında %45 savunma yok sayma yeterli. Gayet de iyi bir değer diyebilirim. Benimki fazlaca aşmış. Ancak şöyle bir durum var ki. Buradan %11 savunma yok sayma kaybedeceğim. Üst değerlerden de benim savunma yok sayma var. %11 de buradan. Yani bu da %22 yapar. Yani tamam %11 kaybetsem çok bir şey olmaz ama diğer %11'i kaybetmemem lazım. O yüzden de benim en az bir karttan savunma yok sayma getirmem gerekiyor. İdeal değerlerde olması için. Yani bu yüzden Crescent kartında savunma yok sayma kovalayabilirim. Bunun dışında ne kaybedecekmişim ona bakalım. Kritik hasarım evet düşecek biraz. Kritik hasara ihtiyacım var. Yani ihtiyacım olanları çıkarırsam arkadaşlar buradan bakıyorum. Bekleme süresine biraz ihtiyacım olacak kritik hasara ihtiyacım olacak, savunma yok saymaya ihtiyacım olacak. Saldırı hızına ihtiyacım olur mu? Şöyle bakalım. Saldırı hızına çok ihtiyacım olacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Crescent kartında da var. Saldırı hızı %5.4. 5.4 burada kaç? 11. Ee, 6 kadar azalacak. Şöyle bir bakalım. Mesela savunma yok saymalara Mesela bu ne kadar aç şey savunma yok sayma diyorum pardon saldırısını yüzde on üç açmış devam edelim şuna bakalım ben nereye girdim ya yüzde ee, on açmış devam edelim bakıyorum yüzde on arkadaşlar gördüğünüz gibi saldırısı çok açmış neden sebebi de e, saldırı hızının e, yani saldırı hızında arkadaşlar yüzde civarı yetiyor aslında size aşağı yukarı. Genel anlamda. Mesela %12. Devam edelim. %14. Devam edelim. %6. Mesela en düşük bunda şu ana kadar. %6 kadar bir aşma var. Yani arkadaşlar dediğim gibi saldırı hızında büyük ihtimalle problem çekmeyeceğim. En kötü 1-2 uğru takarım. Fullenir. Şimdi kartlara geri dönelim. Ee başka neydi eksiğim olacak? Evet saldırı hızında olmayacak. Yani arkadaşlar ben asıl problemi nerede çekeceğim? Kritik hatarda çekeceğim. Savunma yok ve Bekleme süresinde bunları da biraz kovalamam gerekiyor. Şimdi yani siz de arkadaşlar tabii ki bu yolu izleyebilirsiniz. Ee, hani kartlarınızı falan geliştirirken hani aşağı yukarı ideal değerler o şekilde. İşte kritik hasar için %35 civarı bence gayet ideal denilebilir 35-40 civarı. Kritik oranı için gene 30-35 civarı belki 40 da olabilir gene güzel. Saldırı hızı için %30 civarı bence gayet ideal diyebilirim. Bunun dışında savunma yok sayma için %45 tam ideal değer. Bekleme süresi için %35 tam ideal değer. Hani bu tür şeyleri kovalarsanız gayet güzel bir hesabınız olur. Uruları da az Şimdi arkadaşlar bu karakteri şey bu karakter diyorum pardon. Bu kartı geliştirdik. Gayet de güzel bir değer getirdim ve arkadaşlar açıkçası ben bu kadar kısa sürede geleceğini de tahmin etmemiştim. Bayağı iyi geldi. 7 seviyeye gelse tabii ki muhteşem olurdu ama Yapacak bir şey yok. Şimdi. Bu kartın bir de yıldızlarını açalım. Bakalım iyi bir şeyler gelecek mi? Arkadaşlar umarım hepsini mavi alırım. Tabii ki öyle bir şey mümkün değil. Hiç zannetmiyorum ama. Umarım hepsini mavi alırım ve umarım hepsi iyi değerlerde gelir. Hadi bakalım. Bakalım ilk yıldızım ne gelecek? Kırmızı pek iyi değil. Kötü arkadaşlar zil zence. İlk yıldız kesinlikle ileride değiştireceğim bir özellik. Hadi. Çok güzel. Ah. Mavi arkadaşlar mavi YP gelseydi var ya muhteşem olurdu ama ama enerji savunması geldi. Neyse yapacak bir şey yok. İleride onu da değiştireceğim. Devam edelim. Bakalım 3. yıldız ne gelecek? Yeşil geldi kötü. Kötü arkadaşlar bu değişecek. mavi savunma yoksa sayma getirebilirim oradan. 4. yıldıza bakalım ne gelecek acaba? Mavi gayet güzel. Oo güzel. Çok güzel. Arkadaşlar tamam. Bir özelliği yakaladık. Bir özelliği mükemmel olarak yakaladık. Çünkü kritik hasar normalde şu anda çok da ihtiyaç duyduğum bir özellik değil. Ancak dediğim gibi arkadaşlar Black Panther kartını çıkardığım zaman çok ihtiyaç duyacağım ve mükemmel geldi. Harika. Devam edelim. En azından bir özelliği yakaladık. O güzel. Bir de sonuncusu mavi tüm saldırılar gelirse var ya. Üf. Bakalım ne gelecek. Mavi güzel. Buz direnci. Evet buz direnci biraz kötü buradan bekleme süresi çok çok iyi olurdu ama bu direnci biraz kötü. Yapacak bir şey yok. Sonuncusu arkadaşlar tüm saldırılar mavi gelsin. Harika olur. Yani aşırı aşırı iyi olur. Bakalım gelecek mi? Yeşil of kötü oldu. Neyse bu da ileride değişecek. Arkadaşlar kritik hasar dışında hepsini değiştireceğim buradan. Ama bunu ileri ileride hallederim. Şimdi acelesi yok. Ki zaten elimde pre -kart da yok arkadaşlar o da ayrı bir durum. İlk olarak zaten pre kartı şu kartı full mavi yapmak için kullanacağım elime pre prekart geçerse. Daha sonrasında kart çıkarma ücretinde indirim geldiği zaman bunu da çıkarabilirim. Şu an 1200 görünüyor ama %50 indirim geldiği zaman 600 kresale düşecek. Bu kartı çıkaracağım yerine kresante takacağım bu kartı da değişim için kullanırım. Bir karta değişim atmak için bu kartı da kullanırım diye düşünüyorum. Kritik hasar mevzusunu çözdük arkadaşlar. Bu baya güzel oldu. Yani kritik hasarda artık kritik hasar için daha doğrusu endişelenmeme gerek yok. Sadece bekleme süresi ve savunma yok saymayı halletmem gerekecek. Bunun dışında hepsi iyi. Evet. Yani saldırı hızında problem çıkaracağını zannetmiyorum. Sadece dediğim gibi savunma yok sayma ve bekleme süresi. Evet. Evet arkadaşlar video genel olarak bu şekildeydi. Yani sizin de az buçuk fikriniz olmuştur. Hani karta değişim atmak değişim atarken falan neye dikkat etmeniz lazım. İşte hangi değerleri getirmeniz lazım. Yüzde kaç olması lazım falan. Bunlardan da biraz bahsettik. İyi oldu bence. Aradan çıkmış oldu. Ee, bazı arkadaşlar soruyordu çünkü hani kartlarda nasıl bir e, özellik yakalasan falan diye. E, bu da bir nevi cevap olmuş olur. Evet arkadaşlar e, sizin de düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Ee, tekrar görüşmek üzere. Bay bay.